Yukarıyı topladım. Başka bir şey var mı yapılacak? Yok yok. Yat hadi sen. Rıza Bey bir şey ister mi? Çoktan uyudu Rıza Bey. Rıza Bey'in bu evin temposuna alışması için daha çok zaman var. İyi geceler. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Efendim Nesrin. Uyandırdın mı? Yok. İnternet kafedeyim. İş ilanlarına bakıyorum. Anladım. Bir an önce iş bulmam lazım. Bulursun hayırlısı. Arayacağını biliyordum. Senin anlatacaklarını merak ettiğimden değil, neredesin, ne yapıyorsun diye merak ettiğimden aradım. Tamam tamam kızma. Birdenbire ne oldu da gittin, merak etmiyor muyum? Ediyorum ama sormuyorum. Ama eteğime çamur bulaşır, Allah korusun. O evde çok büyük olaylar çıkacak Nesrin. Çok da uzak değil, ben sana söyleyeyim. Yer yerinden oynayacak. Sus, ağzından yel alsın. Pişman ettin aradığımı, hadi kapatıyorum. Dur. Kapatma ne olur. Abuk subuk konuşma sen de o zaman. Şu kadarını söyleyeyim ki, bil ki olacaklardan ben sorumlu değilim. Bütün bunların sebebi Bihter Hanım. Ne diyorsun sen yine ya? Bihter Hanım ne yapmış da ne olacak? Hilmi Önal her şeyi biliyor Nesrin. Boşa konuşmuyor. Bütün iddiaları da doğru. Bunu ben söylüyorum. Çok selam söyleyin herkese. Olur söylerim. Rıza kimliğimi sanatmıyor değil mi? Hadi gelin bir kahve için. Bahçeye de bakarsın sen. Yok yok olmaz. O kadının yüzünü görmek istemiyorum Süleyman lütfen. Kusura bakmayın ama böyle matmazel. Peki. Zaten Nihal'in evinde çok iş var. Ustaların başında durmamız gerekiyor. Tamam. Size kolay gelsin. Size de. İyi günler efendim. Gidelim hemen. Yapma. Başlama yine. Çok gücüme gidiyor. Orası benim evimdi. Şşş. Hanım. Allah o kadını nasıl biliyorsa öyle yapsın. Şahiste. Japonya buradan kaç saat baba? 11-12 saat falan. Of. O kadar saat ne yapar insan uçakta? Uyur. Haftaya perşembe mi gideceksin? Evet canım, hadi sen de gel. Yok, 4 gün için o yol çekilmez. Sen gelirsen kalırız da. Tokyo'dan Osaka'ya da geçeriz. Başka sefer gideriz, gözümde büyüdü şimdi. Bana sor, ben gelirim. Başka sefer. Hayır Rıza, balık alma, gözünü seveyim. Rıza'cığım biliyorum çok taze olduğunu ama böyle olmaz. Buzlukta büyük balık var. İyi tamam tamam al. Kimse yemezse oturur sen yersin artık. Tamam hadi. Ben de.
Denizden kopamadı hala. Aklı fikri denizde balıkta. Yazık. Çok iyi adam ama sabit fikirli. Taktımı takıyor. Dur bakalım canım, daha dün bir bugün iki. Aa, bir şey dediğim yok canım. Allah bozmasın, böyle devam etsin inşallah. Ben çok memnunum kocamdan. Hep de öyle devam etsin. Kısmet. İnsanın alacası içinde tabii. Görünmüyor. Eğer böyle bir şey varsa da Allah gözüme gözüme soksun inşallah. Aşkımdan gözümü kör etmesin. Dün Katya aradı. Neyse canım. Daha önce de söylemiştiniz ya, gözümle görmedim. Boşuna anlatıp da şimdi sizi de sinirlendirmeyeyim. Anlatsam da ne diyeceğinizi biliyorum zaten. Heh, al bunları da Sema. Sıcak sıcak götür. Ben de buzdolabından et keseyim. Akşam için konuşuruz. Tamam. Doğru holdinge mi? Evet. Hoşçakalın. Güle güle canım. Günaydın. O ses ne öyle? Dün gece çok dans ettik, terledik. Üstüm de inceydi. Aman hastalanma. Ya. Sıcak bir şeyler içerim şimdi. Hadi bay bay. Güle güle. Aa, bugün eve bakmaya geleceksin değil mi? Son halini görmedin. Söz vermeyeyim, uğramaya çalışırım. Tamam tatlım. Güle güle. Derhal kendime gelmem lazım. Eğlenceden sonra yine tekneye gidildi mi? Hayır. Çok kalabalıktık. Behlül'ün de arkadaşları vardı okuldan. Deli gibi dans ettik. Ne güzel. Ay, Behlül erkenden çıkmış. Nasıl buluyor bu enerjiyi, aklım almıyor. Ona ayak uydurmak zor. Hem de nasıl. Yurt dışında yaşama fikri senden mi çıktı? Hayır, Behlül'den. Ama şahane değil mi? Bugün günlerden ne? Perşembe. Haftaya Perşembe Behlül'ün doğum günü var. Ya. Evet. Sürpriz bir şey yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Biz de davetli miyiz? Tabii. O zaman birlikte bir şeyler düşünelim. Behlül'ü nasıl kandırıp sürpriz yapacağız onu düşünmek lazım. Thank you.